mesane iltihaplanması. Evet, sistit. Sistit de diyor. Evet. Sistit, biraz önce bahsetmiştim ya, böbreklere yerleşen E. coli bakterisi ve mantarlar aynı şekilde mesane de yerleşir. Genellikle bayanlarda daha çok olur. Bağırsaktaki mantarlar ve E. coli bakterisi bayanlarda anüs ve idrar yolu birbirine çok yakın olduğu için hijyene hafif dikkat etmeyen kişi taharetlenmek çok önemlidir. Şimdi taharetlenmek Avrupa'da bile moda oldu. Bazı Avrupalılar Müslümanlar gibi taharetleniyorlar. Bir Alman genci görmüştüm de Almanya'dayken Frankfurt'ta. Ben de dedi Türklerin de tuvaletini kullanıyorum dedi. Niye dedim? Hijyenik dedi. Araştırdım dedi. Müslümanların örf adetleri güzel dedi. Allah Allah dedim. Dedi ki sadece biz yapmıyoruz. Yapan çok insan var ama söylemiyorlar dedi. Gerçekten Fransa'da mesela taharetlenmek için özel klozetler geliştirmişler. Hı hı. Ha, bizi taklit ediyorlar. Bizdeki bazı sosyetelerde taharetlenmek neymiş ki diyorlar. Onlar da Avrupa'ya bir. Yani çok tuhaf. Bazı Türkler, beyaz Türkler mi, siyah Türkler mi, kara Türkler mi neyse işte. Onlar Avrupa'ya özeniyor. Avrupalılar bir kısmı bize özeniyor. Böyle karman çorman işler. Şimdi her neyse, E. coli bakterisi mesene yerleşmişse, kişi antibiyotik kullandıkça mesane mukozasını yakar, kavurur. Bakteri ve mantar. Antibiyotik kullandıkça bakteri ve mantar daha da kötü. Hızla yayılır. Mesela bir genç kız 15 yaşında bize geldi. Zeynep, çok sık lavaboya gidiyor. Bir gecede 15-20 defa lavaboya gidiyor. Böbreklerden birkaç damla idrar mesaneye gelse, mesane doluymuş gibi sürekli beyne sinyal gidiyor. Çünkü mesane mukozasının üzerindeki sinir uçları yanıyor. Mesane yandığı için sinir uçları açıkta kalıyor. Ve böbreklerden birkaç damla idrar geldiği zaman sürekli sinyal gidiyor. Mesane dolu. Hiç uyuyamıyor. 10 dakikada bir uyanıyor lavaboya. 10 dakikada bir uyanıyor lavaboya. Uyku yok. Sokağa bile çıkamıyor. Hayatı kayıyor. Ya perişan. Altını bezlemesi gerekiyor icabında. Yapacak bir şey yok. 10 dakikada bir nerede bulacaksın sokakta tuvalet? Sosyal hayatı bitiyor bu tür insanlar. Şimdi bir metot geliştirmişler. Mesela mesanenin bir parçasını kesip alıyorlar. O çürüyen kısmını oraya bağırsaktan bir yama yapıyorlar. Bu yama, bağırsaktan alınan yama İdrara dayanıklı olmadığı için 6 ay dayanıyor. 6 ay sonra tekrar ameliyat gerekiyor. 6 ay sonra tekrar ameliyat gerekiyor. 6 ay sonra ne kadar ameliyat, 6 ayda bir, 6 ayda bir ameliyat olur mu? Bunun formülü nerede? Bizde. Nedir? Ayı üzümü. Ayı üzümü nedir? Ayı üzümü ile ilgili Almanya'da 75 doktor, urolog, sistit ve interstisyel sistit. Yani interstisyel sistit ile sistit farklı. Sistit basit bir mesane iltihaplanması, tedavisi çok kolay. 4-5 haftada iyileşir. Interstisyel sistit mantar ve E. coli bakterisinin sebep olmuş olduğu tahribattır. Yani bunlar mesane yerleşirse üretmiş olduğu toksik maddeler mesaneyi yakıyor, kavuruyor. Sistoskopiyle bakıldığı zaman bir şey göremiyor. Mantar dokunu şeklini alıyor. Bakteri yok diyor. Bakteri yok, mantar var. Onu teşhis edemiyor. Teşhis edemediği için de diyelim ki teşhis etti mantara. Ne yapacak? Elinde ürün yok onu yok etmek için. Ürün, yani herhangi bir ilaç yok. Antibiyotik var. Antibiyotik verirsen mantarı azdırır. Çünkü mantar neyle beslenir? Antibiyotikle beslenir. Tatlıyla beslenir, antibiyotikle beslenir. Kimyasal ilaçla beslenir mantar. Mantar, ne kadar antibiyotik o kadar mantar. Almanya'da 75 urolog, sistit ve interstisyel sistit rahatsızlığı olan 186 bin hastayı
tedavi etmişlerdir. Ayı üzümü ekstresi. Biz ayı üzümünün yapraklarından özel bir ekstresinden ama formül geliştirdik. Ayı üzümü forte. Birleşiminde altınbaş yakutu, ayrı kökü ekstraktı, altınbaş yakutu ekstraktı, ısırgan ekstraktı, civan perçem ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstresi var. Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş relax, rahatlar, bir şey kalmaz. Çünkü mantarı yok eder, meseleyi temizler, aratır. Yavaş yavaş. İnterstisyal sistit, sistit. Bir de idrar yolları yeni bir hastalık ortaya çıktı. Eskiden pek olmayan üretra darlığı hastalığı ortaya çıktı. Yani şimdi mesela vatandaş herhangi bir rahatsızlığı var. Diyelim ki idrar yolu enfeksiyonu var. Mesanesinde veya böbreğinde herhangi bir problem var. Taş var, kum var vesaire. Sistoskopi yapılıyor. Sistoskopi yaparken çok hijyenik olmak gerekir. Veyahut da idrar kanalını sistoskopi yaparken çizilmemesi, zedelenmemesi, oradaki dokunun iltihap kapmaması gerekir. Kaptı mı, üretra darlığı denen bir rahatsızlık ortaya çıkar. Üretra darlığının bugüne kadar bakteri, virüs veya mantar ne sebep olduğunu bulamadılar. Bilemiyoruz, bulamıyoruz diyorlar. Genellikle sistoskopi yapılan kişilerde böyle bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Bazıları da işte mikrop kapıyor. Düzce'den bir beyefendi tam 13 defa ameliyat olmuş. 13 defa. Ameliyatta çözüm değil. Ameliyat oluyor. 6 ay sonra bir daha. 6 ay sonra bir daha. 6 ay sonra yavaş yavaş hayat adamcağıza zehir olmuş. Yani çözüm değil. Ameliyat çözüm olsa tamam, ameliyat olsun. Ameliyat olursun. Rahatsızlığın bir defa ameliyat olursun. Rahatsızlığından kurtulursun. Problem değil. Ama bu öyle değil. Ameliyat oluyor. 6 ay dayanıyor. Bir de onlara özel bir idrarını yapabilmesi için sonda takıyor. No, yani onunla idrar yapabiliyor. Mesela çok kötü bir durum. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Biz bunu çok basit ve çok kolay bir metotla ne yapıyoruz? İyileştiriyoruz. Mümkün. Evet. Teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz.